Günaydın. Bugünkü dersin konusunu Roma mimarlığında teknoloji ve devrim olarak adlandırmış olsak da konu başlığını Romalıların inandığı değişim olarak da ifade edebiliriz. Çünkü Romalıların inandığı değişim geleneksel mimari olarak tanımladığımız mimariden yenilikçi bir mimari anlayışa geçişti. Bugün bu konu hakkında konuşacağız yenilikçi olarak adlandırdığımız ve sömestr boyunca yenilikçi Roma mimarlığı olarak tanımlayacağımız bir aşama. Geleneksel Roma mimarlığı olarak tanımladığımız mimarlıktan zaten söz etmiştik. Şimdi geri dönüp bazı örneklerine tekrar bir göz atalım. Daha önce gördüğümüz Portunus Tapınağı ile başlayalım. Roma'da Tiber Nehri kıyısında yer alan Portunus Tapınağı Milattan önce 2. yüzyıl sonu, 1. yüzyıl başında inşa edilmişti. Bunun geleneksel bir Roma yapısı olduğunu söylemiştik. Geleneksel Roma yapısı türetilmiş bir yapıdır. Yunan ve Etrüsk dini mimarlığından unsurlar alınıp bunların birleştirilmesiyle ortaya yeni bir Roma eseri, en azından geleneksel tarzda yeni bir Roma eseri çıkarılmıştır. Yine geçen derste buradaki yüksek podyumun bağımsız sütunları olan derin portikonun öndeki tek merdiven yapısının ve bu merdiven sayesinde sağlanan ön cephe vurgusunun Etrüsk unsurları olduğunu belirtmiştik. Ayrıca yapının etrafının Yunan yapılarındaki gibi sütunlarla çevrili olduğundan ama buradaki sütunların duvara bitişik olduğundan da söz etmiştik. Böylece arka duvarda da dahil duvarlara düzmüş gibi bir görünüm verilmişti ki bu da Etrüsk yapılarının bir özelliğidir. Bu yapıdaki Yunan unsurlarına da değinmiştik. Bunlar yapının taş olması ve geleneksel Yunan düzenlerinden biri olan İyonik düzenin kullanılmış olmasıydı. Böylece Yunan ve Etrüsk unsurları bir araya getirilerek baştan sona Romalı bir yapı ama geleneksel Roma yapısı dediğimiz tarzda bir yapı inşa edilmişti. Geleneksel demekle neyi kastediyorum? Tüm geleneksel Roma yapıları şu ortak özellikleri paylaşır. Hepsinde sütun vardır. Hepsinde duvar vardır ve tüm bu sütunlar ve duvarlar işlevsel amaçlıdır. Yani bu mimari elemanların burada gördüğünüze benzer çatıları, eğimli çatıları taşımak gibi bir görevleri vardır. Ama tam da bu dönemlerde, yani milattan önce 2. yüzyıl, 1. yüzyıl başlarında bu tip geleneksel yapıların inşa edildiği bazı şehirlerde bu yapılarla eş zamanlı olarak yeni bir tür mimari deneyimi de görmeye başlıyoruz ve bu deneyimi önceki her şeyden farklı kılan Romalıların bu yapılarda tümüyle yeni bir malzeme kullanmış olmasıdır. Bu malzeme betondur. Portunus tapınağında bile bu malzemenin kullanıldığını söylemiştik. Ama burada beton sadece podyumda kullanılmıştı. Dışarıdan görünmüyor. Podyumun içinde yapıyı güçlendirmek için kullanılmıştı. Beton büyük ağırlıkları taşıyabilen çok güçlü bir malzemedir. Yani bu yapıda beton üst yapıyı taşıyacak olan podyumu sağlamlaştırmak üzere işlevsel bir amaçla kullanılmıştı. Ama tekrar belirtelim, ne Portunus tapınağının ne de geçen hafta sözünü ettiğimiz diğer yapıların tasarımcıları betonun estetik anlamda sunabileceği olanaklar üzerine kafa yormuştur. Milattan önce 2. ve 1. yüzyıllarda yaşanan bir diğer değişim de Mimarların bu yeni beton teknolojisinin Roma mimarlığını değiştirme potansiyeline sahip olduğunu fark etmiş ve bu konuda denemeler yapmaya başlamış olmalarıdır. Bu derste işleyeceğimiz beton yapıları daha iyi anlayabilmemiz için beton konusunda biraz bilgi sahibi olmamız iyi olur. Bugün göreceğimiz yapıların hepsi birbirinden etkileyici yapılardır ve umarım siz de benim kadar bu yapılardan etkilenirsiniz. Bunların hepsinin Roma'daki yenilikçi mimarinin en erken örnekleri olduğunu hatırlatalım. Roma betonu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Burada da belirttiğim gibi bunun Latince'si opus caementicum'dur. Roma betonu bugün bildiğimiz betondan farklı bir malzemedir. Bu su ile karıştırıldığında sıvılaşan doğal bir karışımdır. Zamanla sertleşen beton, içinde katkı olarak kullanılan malzemelerin tek başına olabileceklerinden çok ama çok daha sağlam bir malzeme haline dönüşür. Roma betonu, moloz taş, sıvı harç, kireç, kum ve pozzolana adı verilen volkanik bir madde karışımıdır. Pozzolana, İtalya'da özellikle Kampanya bölgesinde, Pompei ve Herkülenyum çevresinde çok bol bulunan bir volkanik malzemedir. Beton, M.Ö. 2. yüzyıl başlarından itibaren kullanılan bir malzeme olmakla birlikte, M.Ö. 2. yüzyıl sonları, M.Ö. 1. yüzyıl başlarına kadar malzemenin sunabileceği estetik olanaklar tam olarak anlaşılamamıştır. Sanırım betonla ilgili söylememiz gereken önemli bir nokta daha var. Beton, Taş gibi ocaktan çıkarılan, işlenen bir malzeme değil. Kalıplara dökülerek hazırlanan bir malzemedir. Bu bakımdan beton, bir marangozun ahşabı biçimlendirebildiği gibi biçimlendirilebilen, istenilen şekilde dökümü yapılabilen bir malzemedir. Romalılar da günümüz ustaları gibi önce duvar ve tavanların ahşap iskeletini hazırlayıp sonra bu iskeletin içine beton dökmüşlerdir. Bu dersler kapsamında bizim için en önemli nokta Roma mimarlığındaki beton kullanımının Romalı mimarları Yunanistan'dan miras aldıkları ve Portunus Tapınağı gibi tapınakların yapımında kullandıkları dikdörtgen forma mahkum olmaktan kurtarmış olmasıdır. Bu ciddi ve Roma yapıları üzerinde uzun süreli etkisi olan bir değişimdir. Bununla ne demek istediğimi açıklamaya çalışayım. Partenon'un Romalıların inşa ettiği en görkemli beton yapı olduğunu söyleyebiliriz. Perdenin sağında Pantheon'u, daha doğrusu Pantheon'un kubbesini görüyorsunuz. Beton inşaat tekniği olmasaydı böyle bir kubbe inşa edilemezdi. Pantheon'u Etrüsk mimarların taş malzeme ile yapmaya çalıştıkları bu benzeri yapıyla kıyaslamak ilginç olacaktır. Perdenin solunda M.Ö. 600'e tarihlenen bir Etrüsk mezarı görüyorsunuz. Yani çok erken bir tarihe M.Ö. 600'e ait bir Etrüsk yerleşim alanı olan Quinto Fiorentino'da bulunan bir Etrüsk mezarı. Mimarlar burada yuvarlak bir mezar yapmaya çalışmışlar ve gördüğünüz gibi taş kullanmışlar. Taşı her zamanki gibi taş ocağından çıkarıp işlemişler ve buradaki kullanım amaçlarına uygun bir şekilde biçimlendirmeye çalışmışlar. Taşları sıralar halinde birbiri üstüne koymuşlar. Başlangıçta alt kısımlarda iyi gitmişler. Ama tepeye doğru çıktıkça yapı bozulmaya, duvarlar tepede iyice birbirine yakınlaşmaya ve gördüğünüz gibi sorun yaşamaya başlamışlar. Onların açısından çok cesur bir girişim olmasına karşın estetik anlamda en azından bana göre pek de başarılı olmamış. Aslında kendileri de yapının yıkılmasından korkup kubbeyi desteklemek üzere buraya bir taş ayak koymuşlar. Ve de gayet başarılı olmuşlar zira yapı bugün bile hala ayakta. Romalıların mimaride beton kullanmaya başlaması ile Pantheon'daki gibi kubbelerin yapımı çok kolaylaşmıştır. Tüm yapmanız gereken ahşap bir iskelet yapmak ve bunu betonla doldurmak. Böylece bir Pantheon kubbesi elde edersiniz. Yani kolaylık Roma mimarlığının dönüşümünün ta kendisidir. Ama betonun dönemin mimarlarını uğraştıran iki sorunu vardı. Bunlardan ilki betonun neme dayanıksız olması, diğeri ise taşa kıyasla daha az alımlı olmasıydı. Milattan önce 2. ve 1. yüzyıl mimarları her iki sorun için tek bir çözüm üretmişlerdir. Çözümleri betonun yüzeyini henüz yaşken taşla kaplamak olmuştur. Bu kaplamada ya büyük kesme taş blokları veya daha önce sözünü ettiğimiz opus incertum kullanılmıştır. Yaş betona gömülen bu taş malzeme kuruduktan sonra yapıyı hem daha alımlı bir görünme kavuşturmuş hem de nemden korumuştur. Bu opus incertum kaplamayı daha önce Tivoli'deki Vesta tapınağında görmüştük. Anımsayacağınız gibi Tivoli'deki Vesta tapınağında beton hem üstteki ağırlığı taşıması için işlevsel bir amaçla podyumda hem de kavisli sella duvarında kullanılmıştı. Yapıyı korumak için de beton yaşken ufak, şekilsiz taşlardan oluşan ve opus incertum adı verilen kaplamayı yapmışlardı. Yani beton kullanımını zaten Yunan ve Etrüsk modellerine dayanan geleneksel bir tapınak da olsa Vesta tapınağından biliyoruz. Bugün de betonu başka birçok yapıda göreceğiz. Size bugün sözünü edeceğim son yapıyı gösteriyorum. Palestrina'daki Fortuna Primigenia kutsal alanı. Bir tepe yamacına inşa edilmiş bu sıra dışı yapıda da kaplama olarak opus incertum kullanılmıştır. Burada gördüğünüz gibi hem duvarlarda hem kasetli tavanda kullanılmıştır. Opus incertum tipi taş kaplama özellikle M.Ö. 2. ve 1. yüzyıl başlarında yaygın olarak kullanılmıştır. Zamanla kaplama yöntemi değişir. M.Ö. 2. ve 1. yüzyıllarda kesme taş, tüf, traverten ve opus incertum kaplama yaygınsa da zaman geçtikçe bu değişecektir. İleride göreceğimiz gibi İmparator Nero zamanında köklü bir değişim yaşanmıştır. Bu Roma mimarlığında yaşanan bir başka devrimdir ve ayrıntılarına sömestrin ilerleyen derslerinde değineceğiz. Bu devrimle beraber yeni bir kaplama malzemesi gündeme gelir, tuğla. Stukko ile kaplanan tuğla. Aslında bugün sözünü ettiğimiz opus incertum ve tüf taşı da genellikle stukkolanırdı. Ama 2. yüzyıldan itibaren başlı başına tuğlanın ve albenisinin kıymetlenmeye başladığına, Romalıların duvar kaplamalarında tuğlayı görünür şekilde kullandığına tanık oluyoruz. Ve bir örnek gösterelim. Bu Roma'nın limanı Ostia'da bulunan, daha sonra konusunu edeceğimiz bir depo binasından ayrıntı. Açıkta bırakılan tuğla kaplaması farklı renkleriyle son derece hoş görünümlü bir duvar. Ama bugün burada sözünü ettiğimiz kaplama biçimlerinin Romalıların Çağlar boyu kullanmış oldukları yegane kaplama biçimleri olmadığının da hemen altını çizelim. Bugün size bir dizi beton yapı göstermek istiyorum. Bunlara beton yapı denemeleri de diyebiliriz. Bunlar sadece Roma'da değil, Roma'nın Cumhuriyet ve Augustus dönemlerinde kolonileştirdiği civar kentlerde de inşa edilmiş yapılardır. Bunlar ya daha önce sözünü ettiğimiz ya da onlara yakın konumlardaki kolonilerdir. Size birazdan bir harita göstereceğim. Roma ile başlamak istiyorum. Bu Roma'daki Porticus Amelia. Porticus Amelia Tiber Nehri kıyısında büyük bir depo binasıdır. Porticus Amelia oldukça erken bir tarihte, milattan önce 193 yılında inşa edilmiş, milattan önce 174 yılında da onarım geçirmiştir. Bu binanın çok az bir bölümü bugün hala ayaktadır. Ama yapının geçmişte neye benzediğine dair elimizde çok miktarda kanıt ve ipucu var. Bunları bir araya getirerek yapı hakkında epey kesin bir fikir sahibi olabiliyoruz. Elimizde örneğin ünlü tarihçi Livius'un sözleri var. Yazılarını Augustus döneminde yazmış olan Livius Porticus Amilia'dan söz ederken bunun Tiber'in doğu kıyısında ve Roma'nın yedi tepesinden biri olan Aventinus Tepesi'nin güneybatısında olduğunu yazar. Aventinus Tepesi'nin güneybatısında olduğunu belirtmesi arkeologlara bu yapıyı nerede aramaları gerektiği konusunda ipucu veren çok yararlı bir bilgi olmuştur. Yani elimizde böyle bir bilgi var. Ayrıca yapıdan da koruna gelen bir bölüm var. Bunun o yapı olduğuna inanıyoruz. Zira tam tarif edilen yerde. Çok fazla bir şey kalmamış. Kemerli kapıları ve kemerli pencereleri olan iri bir beton yığını. Ama geçmişte bu yapının neye benzediğini anlamamıza olanak sağlayan çok önemli bir kalıntı. Ama en önemlisi elimizde Roma'nın mermer haritası olarak bilinen Forma Urbis'ten bir parça var. Forma Urbis, milattan sonra 3. yüzyılda Septimius Severus zamanında yapılmış mermer bir Roma haritasıdır. Harita Roma'da bir duvardaydı. Haritanın yerinden daha sonra söz edeceğiz. Haritada Milattan sonra 3. yüzyıl başlarında Roma'da bulunan tüm yapılar gösterilmiştir. Bugün elimizde bu haritadan çok sayıda parça bulunmaktadır. Bunların arasında Porticus Amilia'yı gösteren parçalar da bulunduğu için şanslıyız. Livius'tan ve bu haritadan öğrendiklerimizi birleştirerek yapının neye benzediğini söyleyebiliyoruz. Burada nehir kıyısı boyunca uzanan upuzun dikdörtgen bir yapı görüyorsunuz. Bu geniş bir depo binası. Bu dönemde dünyayı fethetmeye hazırlanan Romalılar çok daha yoğun ticaret yapmaya başlamışlardı ve hem giden hem gelen malları koymak için Tiber Nehri kıyısında depolara gereksinim duymaktaydılar. Bu nedenle Tiber kıyısında bu devasa depoyu inşa ettiler. Bugün yapı ile ilgili ufak ayrıntılarla ve geçmişteki görünümü ile ilgili bazı görüş ayrılıkları vardır. Bu nedenle var olan kalıntıları birleştirerek bu yapının nasıl göründüğünü anlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekir. Ama söylediğim gibi bazı ayrıntılarda farklı görüşler var. Yani size göstereceğim ayrıntılar başka kaynaktakilerden biraz farklılık gösterebilir. Ama siz sonuçta anlatılan bu örnekten sorumlusunuz. Fakat yapının tam olarak neye benzediği konusunda farklı yorumlar olduğunu da bilin. Kesin olarak bildiğimiz ve bugünkü ders açısından önemli olan ise yapının inşasında beton malzemenin ve beşik tonozun kullanılmış olmasıdır. Beşik tonoz nedir? Beşik tonoz yine betondan inşa edilen bir tonozdu. Bu duvarın üzerinde yükselen beşiğe benzer yarım silindir biçimli bir tonozdur. Bu nedenle de beşik tonoz olarak isimlendirilmiştir. Bu basit formun taşla yapılması pek mümkün olamazdı ya da çok zor olurdu. Ama betonla yapılması çok kolay olmuştur. Roma'daki bu depo binasında, yani Porticus Amilia'da, bu beşik tonozlardan birbiri ardına bir dizi inşa edildiğini görüyoruz. Aslında belirtmeyi unuttum, Livius da Porticus Amilia'nın dört kademeli olduğunu yazar, yani kademeli olarak yerleştirilmiş dört sıra. Burada da görüyorsunuz, nehir kıyısının eğimiyle uyumlu olarak hafifçe yükselen dört sıra. Bu yapının içinin neye benzemiş olabileceğini gösteren bir enine kesit. Bunlar büyük beşik tonozlar. Gördüğünüz gibi mimar epey cesurmuş. Zira beşik tonozları şemada gördüğünüz gibi masif bir duvar üzerine değil, ayaklar üzerine kemerlerle oluşturduğu açık bir taşıyıcı sistem üzerine yerleştirmiştir. Bu çok dahiyane, çok akıllıca bir uygulamadır. Çünkü mimar böylece yapı içinde hem enlemesine hem boylamasına dolanımı olanaklı kılmıştır. Yani sadece beşik tonozlar boyunca değil, ayaklar arasından da geçerek yürüyebilirsiniz. Yani bu açık sistemle hem yatay hem dikey hareket olanağı sağlanmıştır. Burada gördüğünüz bir diğer unsur da biraz önce kalıntılarını gördüğümüz arka duvar ve bu duvar üstündeki kemerli kapılar ve yapıyı aydınlatan pencerelerdir. Burası sürekli mal giriş çıkışı yapılan çok işlek bir çalışma mekanıydı ve bu nedenle çalışanların işlerini yapabilmek için görüşün iyi olması gerekirdi. Bu Porticus Amelia'nın restore edilmiş olası eski halinin betimlendiği tüm ana özelliklerini bir arada gösteren bir kesit. Kademeli bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Kıyı yamacı ile birlikte yükselen 4 kademe. Beşik kullanımını görüyorsunuz. Aşağıda ayaklar. Yapının eğime göre kademelendirilmiş olasılıkla düz bir damı vardı. Kademenin yükseldiği yerlere mimar kemerli küçük pencereler yerleştirmiş. Böylece içeriye daha fazla ışığın girmesini sağlamıştır. Bu şemada aynı zamanda yapının opus incertum'la kaplanmış betonla inşa edilmiş olduğunu da görüyorsunuz. Vesta tapınağında da kaplama malzemesi olarak gördüğümüz şekilsiz ufak taşlardan oluşan bu işçiliği burada da kullanmışlar. Bir restore edilmiş görünüm daha. Hemen hemen aynı şeyleri gösteriyor. Beşik tonozlar, kademeler arasında pencereler, en önemlisi arkadaki kapılar, pencereler ve bu sıra dışı yapının genel iç mekan yapısı. Daha önce Roma'daki yapıların yanı sıra Romalıların Milattan Önce 2. ve 1. yüzyıllarda Roma civarında kurmuş oldukları bazı kolonilerdeki yapılara da bakacağımızı söylemiştim. Romalılar buralarda etrafı surlarla çevrili şehirler planlayıp Tapınak, depo gibi kutsal alan gibi yapılar inşa etmeye başlamışlardı. Bugün göreceğimiz şehirler Roma buradaki yıldızla işaretli yer, bugün Terra Cina, Tivoli ve Palestrina'dan yapılar göreceğiz. Bu şehirlerin daha önce gördüğümüz Norba Koza ve Falerii Novi gibi yerlere ne kadar yakın konumda olduğunu görüyorsunuz. Romalıların bu erken dönem şehirleri kurmak için yakınlarındaki yerleri seçmeleri ve buralarda istedikleri gibi küçük Romalar yaratmak üzere bu şehirleri yapılarla doldurmaya başlamaları pek de şaşırtıcı değildir. Bu şehirlerde farklı tarihlerde inşa edilen ve gelecekteki Roma mimarlığının habercisi olmaları bakımından önemli bir dizi yapıya bakacağız. Sözünü edeceğimiz ilk yapı Ferentino'daki çarşı binasıdır. Haritada Ferentino'nun yerini göstermeyi unuttum ama diğerlerinin yakınında bir yer. Bu yapı milattan önce 100 civarına tarihleniyor. Gördüğünüz gibi tek bir devasa beşik tonozdan oluşuyor. Çarşı binası olarak kullanılan tek bir devasa beşik tonoz. Yine gördüğünüz gibi bu devasa beşik tonoz betondan inşa edilmiş. İki yanda ise yine her biri beşik tonozlu girişleri kemerli bir dizi mekan yer alıyor. Bunlar çarşı içindeki tezgah yerleridir. Sanırım beton duvarların ve tonozların opus incertum ile kaplanmış olduğunu siz de çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama kemerlerde bunların yerlerini ve şeklini vurgulamak Aynı zamanda inşaatın bu kesiminde fazladan bir dayanıklılık sağlamak üzere taş kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi alt kısımlarda özenle işlenmiş kesme taş bloklar ve kemerin üstünde de Faleri Novi'deki kapı kemerinden bildiğimiz kemer taşı kullanılmıştır. Yani bu yapıda hem bu taşlardan oluşan kesme taş duvar işçiliği yani opus quadratum hem de kaplamalarda gördüğümüz opus incertum kullanılmıştır. Bu yapının önemi daha sonra Roma mimarlığındaki gelişmelerden söz ederken değineceğimiz unsurların öncü uygulamalarını içeriyor olmasıdır. İlk önce giriş dersinde size kısaca tanıttığım Roma'daki Traianus Çarşısı'nı hatırlayalım. Bu betondan yapılmış ve gördüğünüz gibi kaburgalı tonoz sistemi ile çok daha gelişkin bir yapıdır. Ama milattan sonra 2. yüzyıl başlarında Roma yapılarını incelerken göreceğimiz bu yapıyı inşa etmek, bu milattan önce 2. ve 1. yüzyıllardaki erken dönem beton denemeleri olmasaydı olanaksız olurdu. Şimdi göstermek istediğim yapı daha da ilginç. Bu Terracina'daki Jüpiter Anxur kutsal alanı. Bu yapının milattan önce 170 yılları arasına ait olduğuna inanıyoruz. Birçok Roma yapısı gibi bunun da konumu çok güzeldir ki benzeri birkaç örnek görmüştük. Örneğin bir orta çağ tepe kenti olan Kori'de tepenin en yüksek yerine inşa edilen Herkül Tapınağı'nın konumu da böyleydi. Romalılar inşa edecekleri yapılar için yer seçme konusunda işin sırrını biliyorlardı. Hem yapıyı uzaktan görünür kılıyorlar hem de ziyaretçilere yapının bulunduğu yerden harika bir manzara sunuyorlardı. Tereçina'daki Jüpiter-Angsur kutsal alanı da bunlardan biridir. Bu kutsal alanın denizden görüntüsü çok güzeldir. Terecina e yakınlarında denize açılma şansınız olursa uzaktan Jüpiter Angsur tapınağının podyumunu görürsünüz. Ama şehirden de görülür ki biz şimdi o noktadan bakıyoruz. Şehir içindeki o noktadan tapınağın bulunduğu tepeye doğru bakıyoruz. Bugün tepeye baktığınızda gördüğünüz şey yapıdan geriye kalanlardır tapınak yerinde değil. Ama tapınağın bir zamanlar neye benzediği konusunda yeterli bilgi sahibi olmamızı olanak verecek kadar kalıntısı var. Ama podyum çok iyi durumda koruna gelmiş. Ve gördüğünüz gibi tepe üstünde mükemmel bir konuma sahip. Podyumun neye benzediğini gösteren restore edilmiş bir görünümü. Podyum üzerindeki tapınak ve gördüğünüz gibi arkadaki üstü kapalı sütunlu yapı için bir altyapı oluşturmaktaydı. Restore edilmiş haline tekrar bakarsak, burada sözünü etmemiz gereken birçok nokta olduğunu görürüz. Bunlardan biri, tapınağın tam anlamıyla geleneksel tipte bir tapınak olmasıdır. Geleneksel tarzdaki tapınaklardan söz etmiştik. Bunlar, Birçok örneğini gördüğümüz Etrüsk ve Yunan tapınaklarının karışımı olan tapınaklardı. Dediğim gibi elimizde bu yapının neye benzediğinden emin olmaya yetecek kadar kanıt bulunuyor. Yüksek bir podyumu, tek bir merdiveni, önce pevurgusu, vurgusu, bağımsız sütunları olan derin bir portikosu var. Ama burada sütunlar olasılıkla tüm yapıyı çevreliyordu. Taş malzemeyle inşa edilmiş. Yani yine karşımızda bir Etrüsk Yunan unsurlarının bir bileşimi var. Farkındaysanız tapınak hafif eğri bir açıyla yerleştirilmiş. Podyumun üzerinde düz bir şekilde durmuyor. Bu Roma yapılarında çok ender görülen bir durumdur. Romalıların her şeyin eksensel, simetrik, uyumlu diziler halinde olması konusunda çok titiz olduklarını göreceğiz. Yani böyle bir yapıyı eğri yerleştirmiş olmaları çok sıra dışı bir durumdur. Neden böyle yaptılar? Belki alanda zaten tapınağın bu şekilde yerleştirilmesini zorunlu kılan bir başka yapı vardı. Veya belki tapınağın adandığı tanrı ile ilintili geleneksel bir törenle veya doğu-batı yönünde uzanması gibi herhangi bir zorunlulukla ilintiliydi. Yani tapınağı bu konumda yerleştirmeleri için mutlaka bir neden vardı. Ayrıca arkadaki üstü kapalı sütunlu yapının tapınakla bir bağlantısı olmadığını görüyorsunuz. Bu da ileride göreceğimiz gibi sıra dışı bir durumdur. Podyum burada gördüğünüz gibi bir dizi kemerden oluşmaktadır. Yine hem eksensel hem yan geçişler var. Aynen Porticus Amilia'daki gibi yan ayaklarda daha küçük kemerler yaparak yapının içinde birden fazla yönde hareket etme olanağı sağlamışlardır. podyum gerçekten çok iyi durumda korunmuştur ve gördüğünüz gibi son derece etkileyici bir yapıdır. Burası görülmesi gereken çok hoş, keyifli bir yer. Aslında biraz güzergah dışında kalıyor ama Roma Napoli yolu üstünde. Yani Roma'dan Pompei'ye giderken durup gezilebilecek bir yer. Yol boyunca ilginç başka şeyler de var. Bu podyumun bugünkü hali. Gördüğünüz gibi hem büyük hem de daha önce sözünü ettiğim yan ayakların iç yüzünü açılan küçük kemerler betondan yapılmış. Burada da kaplama için opus incertum kullanılmış olduğunu görüyorsunuz. Güzel bir görünüm elde etmek için bir araya getirilmiş düzensiz taşlar ama olasılıkla geçmişte üzeri stuko ile kaplanmıştı. Duvar köşelerinde bu birleşme yerlerini belirginleştirmek ve dayanıklılığı arttırmak için taş bloklar kullanılmış. Yani podyumun kaplamasında blok taş ve daha küçük opus incertum taşları bir arada kullanılmıştır. Bu harika bir görüntü. Bir dizi yan kemer içinden görünen manzara ve bu sanırım size bunu yapan mimarların her şeyi ne kadar özenle ayarlamış olduğu konusunda bir fikir verecektir. Romalılar için en başından beri yapının bir yerinden başka bir yerinin, bir kompleksten bir başka kompleksin görünümü, bunların oluşturduğu manzara önemli olmuştur. Hoş manzaralar yaratmak için hiçbir fırsatı kaçırmamışlardır. Yani durup bir kemerin oluşturduğu manzaraya baktığınız zaman her şeyin ne kadar iyi ayarlandığını görebiliyorsunuz. Baktığınızda kemerlerin boyu gittikçe küçülüyor gibi görünüyor. Ama tabii ki küçülmüyor. Ama bu perspektif görünümden yararlanma fikrini sezinleyebiliyorsunuz. Romalılar için sadece bir yapının içinden yürüyüp geçebilmek değil, aynı zamanda geçerken büyüleyici bir görünüm izlemek de önemliydi. Hem dışarıda tepeden görülen hem de yapının içinde oluşan panorama Roma mimarlığının dersler boyunca tekrar tekrar gönderme yapacağımız ana hedeflerinden biridir. Kutsal alanın restore edilmiş haline tekrar bakıyoruz. Alanın altında Cryptoporticus adı verilen bir yeraltı geçidi var. Kriptoportikus bir depolama alanıdır. Kutsal alanın deposu olarak kullanılmıştır. İnanmayacaksınız ama Kriptoportikus hala sağlam olarak ayaktadır ve içine girilebilmektedir. Mimarlar bu beşik tonozlu koridorun yapımında da beton kullanmışlardır. Bu örnekte aydınlatma için burada gördüğünüz gibi koridor sonuna ve yanlara pencereler tümü kemerli birkaç kapı ve küçük pencere açıklıkları yerleştirmişlerdir. Dediğim gibi bu yapı kültle ilgili bir depo olarak kullanılmıştı. Aklımızda tutmamız gereken çok önemli bir nokta da şu. Kutsal alanlar, başka kutsal alanlar da göreceğiz. Forumlarda şehir içi komplekslerde yer alan bağımsız tapınak yapılarından farklıdır. Kutsal alanlar uzaklardan gelen hacıları kendisine çekmek üzere tasarlanmıştı. Tepelerde görünür yerlere inşa edilmelerinin bir nedeni de budur. İster karadan, ister denizden, nereden gelirseniz gelin, bu yapıyı görmemeniz mümkün değildir. Ta uzaklardan görünen bu alan sizi kendisine çeker. Yani bu kutsal alanların amacı çok sayıda insanı kendisine çekmektir. Bu nedenle buralarda sadece tapınak değil başka şeyler de bulunurdu. Bunlar alışveriş merkezleri gibi yerlerdi. Buralarda genellikle insanlara cazip gelecek türden alışveriş alanları, hediyelik eşya dükkanları, yerel ürünlerin satıldığı dükkanlar vardı. Şimdi aşağı yukarı aynı zamanlarda inşa edilmiş bir başka ilginç kutsal alana gelmek istiyorum. Bu Tivoli'deki M.Ö. 75-50 yılları arasında inşa edilmiş olduğu tahmin edilen Herkül kutsal alanıdır. İnanılmaz bir yer. Genel anlamda jüpiter Anksur kutsal alanından pek farklı değil. Fikir yine aynı. Hem dini etkinlikler için hem de insanların bir araya gelip sosyalleşmekten hoşlanacakları cazip bir yer yaratmak. Bu yapının geçmişteki halini gösteren restore edilmiş görünümü. Jüpiter Anksur kutsal alanına benzeyen ve benzemeyen özellikleri var. Jüpiter Anksur gibi yüksek ve geniş bir podyum üzerinde yükseliyor. Gördüğünüz gibi tapınak alanın geri kalanından yalatılmış durumda değil. Ama kendine ait yüksek bir podyumu var. Tapınak merkezi konumda ve alanın arka duvarına bitişik düz yerleştirilmiş yani kutsal alan podyumu ile aynı eksen üzerindedir. Tapınağın yüksek podyumu, ön cephe merdiveni, en az üç tarafını çevreleyen sütunları ve yine bağımsız sütunları olan derin bir portikosu ile geleneksel tipteki tapınaklardan biri olduğunu tahmin ediyoruz. Tapınak önce kendi podyumu, ardından da daha geniş olan alttaki podyum üzerinde yükselmektedir. Jüpiter Ankür'de görmediğimiz ama burada olan özelliklerden biri, tasarıma hareket katan bu basamaklı dairesel birimdir. Tapınak merdiveni ile aynı eksen üzerindedir. Burası bir tiyatro şeklindedir. Tiyatrolarda oturma alanı olan bu basamaklı yapıya kavea denir. C, A, V, E, A. Bu da aynen onun gibi şekillendirilmiştir. Kanımızca bu yapının amacı pek anısal bir giriş ya da anısal merdivenler elde etmek değildir. Gerçi bir noktaya kadar o amaca da hizmet eder ama asıl amaç insanların her kül tapınağının önünde bu yerde bir araya gelip dini gösterileri veya diğer gösterileri izleyebilmesidir. Burada bir tür sahne binası da olabilir. Burada bir duvar vardı. Bu duvar yarım daire biçimli oturma alanı önünde yer alan bir sahne binasına ait olabilir. Bu da aynı yapının restore edilmiş bir başka görüntüsü. Tiyatro alanını burada olasılıkla daha iyi görebiliyorsunuz. Dinamik bir merdiven yapısı ama aynı zamanda alanda sergilenen gösterilerin izlendiği bir seyir yeri. Alanın diğer tüm özellikleri burada gayet belirgin. Ama burada tapınağın arka duvara yaslanmış olduğuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Ama kısa kenarlardan birine değil. Gerçi buradaki kenarların hiçbiri kısa değil ama uzun kenarlardan birine yaslanmış ve önündeki alana egemen konumda bir tapınak. Bir sonraki derste Pompei'yi işlerken tapınağın arka duvara yaslanmasının forum tasarımının bir özelliği olduğunu göreceğiz. Yani bu tasarım kutsal alanların bir özelliği olduğu gibi pazar ve toplantı alanlarının da bir özelliğidir. Tivoli herkül kutsal alanı kısmen korunabilmiştir. Size şu an perdede gördüğünüz çok ilginç bir ayrıntıdan söz edeceğim. Ee, ama önce bir saniyeliğine geri dönüp size bunun yerini göstermeme izin verin. Burada kenarlara ve arkaya bakarsanız üstte sütunlar, burada da kemerli sütunlar olduğunu göreceksiniz. Kemerli sütunlar alt katta, tek başına duran sütunlar ise üst kattadır. Size şimdi göstereceğim resim, Tivoli Herkül Kutsal Alanı'nın alt katından bir kesittir. Burada çok önemli bir kombinasyon görüyoruz. Sütunlu kemer burada gördüğünüz gibi kemerler arasına duvara bitişik sütunlar yerleştirilmiş. Bunu bugün ilk kez görüyoruz. Betondan inşa edilmiş. Kaplamada ise kesme taş, kemerlerde kemer taşı. Duvarlarda opus incertum'dan oluşan karma bir malzeme kullanılmıştır. Ama kemerler arasında sütunların düzeni çok önemli bir noktadır. Burada Roma'daki Kolezyum gibi yapılarda karşımıza çıkacak olan bu düzenlemeye bir altyapı oluşturuyoruz. Bu nedenle bu çok önemlidir. Burada sütunlarla ilgili bir ayrıntı var. Bu sütunları derslerde şimdiye kadar gördüğümüz sütunlardan farklı kılan ayrıntıyı fark eden var mı? Merak ediyorum. Bunun ne olduğunu göreniniz var mı? Evet, kesinlikle desteklemiyor. Evet, iyi bir noktaya değindiniz. Sorduğum sorunun yanıtı bu değildi ama yakın gelecekte sözünü edeceğimiz bir konuya değindiniz. Sütunlar herhangi bir şeyi desteklemiyor. Yapı zaten betonla desteklenmiş durumda. Yani sütunların herhangi bir taşıyıcı işlevi yok. Burada tamamıyla bezeme unsuru olarak kullanılmışlar. Yani çok iyi bir noktaya değindiniz. Ama bir şey daha var. Sütunların kaplamasına bakın. Size nasıl bir ipucu veriyor? Bu ne? Nasıl bir kaplama? Opus incertum yani ne anlama geliyor? Sütunlar da betondan yapılmış. Bu sütunlar taş değil, çok alışılmadık bir şekilde betondan. Betondan yapılıp opus incertum'la kaplanmış. Kompleksin bir başka görüntüsü. Burada da Trecina'daki Jüpiter Angsur kutsal alanında olduğu gibi bir yeraltı geçidi bir kripto portakus olduğunu göstermek istiyorum. Ama burada görüyorsunuz kutsal alanın sol tarafının altında çok ilginç bir şekilde depo alanı değil, bir yol. Tivoli'nin eski adı Tibur. T-I-B-U-R. Bu yolda Via Tiburtina adını taşıyordu. Roma-Tivoli arasındaki yol. Yani bu alt geçit aslında kutsal alanın altından geçen bir yol. Kutsal alandan geçen bu yol ya da yolun bir kısmı bugün hala görünür durumda. Tünel gibi görünüyor. Yanlarda bir dizi niş bulunan beşik tonozlu alanı görüyorsunuz. Bu nişler olasılıkla dükkan, yani kutsal alandan geçerken durup alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar. Bu da bir yol. Roma Tivoli arasında uzanan Via Tiburtina'nın bir bölümü. Şimdi Roma'da bulunan birkaç yapıya değinmek istiyorum. Yani Roma'ya dönüyoruz. Ve Milattan önce 78 yılına tarihlenen ve Tabularium olarak bilinen yapıdan söz edeceğiz. Devlet arşivlerinin saklandığı bu yapı Roma'nın en önemli yapılarından biridir yapıyı kimin yaptırdığını dahi biliyoruz. Quintus Lutatius Catullus tarafından inşa ettirilmiş yapı, Forum Romanum'un kuzey kenarında, Kapitolinus tepesinin güney yamacında yer almaktadır. Burada Google Earth'ten Antik Roma'nın bu bölümüne ya da bu bölümün günümüzdeki halinin mükemmel kuş bakışı görünümüne bakıyoruz. Daha önce sözünü ettiğimiz referans noktalarına bakalım. En tepede Kolezyum. Kolezyumun önünde Forum Romanum. Mussolini'nin yaptırdığı Via dei Fori Imperiali. Burada İmparatorluk Forumları. Üste Platinus Tepesi. Circus Maximus burada. Burada da düğün pastası olarak da bilinen Victor Emmanuel. Bir 19. yüzyıl anıtı. Ve Oval Meydanı'yla Michelangelo'nun tasarımı olan Kapitolinus Tepesi. Tabularium tam burada. Forum Romanum'a bakıyor. Yani Michelangelo'nun yaptığı saraylardan biri olan Senatorio sarayının arka duvarı haline gelmiş. Michelangelo Roma dönemi tabularyumunu yıkmamış, onun yerine geç dönem mimarlarının çoğunun yaptığı gibi yapıyı kendi tasarımına katmıştır. Tabularyum duvarını Senatorio Sarayı'nın arka duvar olarak değerlendirmiştir. Yapının günümüze kadar gelen bölümü de budur. Bu tabularyumdan bir görüntü. Forum tarafından tabularyumdan geri kalanlara bakıyoruz ve bugün sözünü ettiğimiz kimi özellikleri görüyoruz. Öncelikle yapının betondan yapıldığını belirtelim. Yani bu da beton bir yapı ama opus incartum kullanılmamış. Bu tarz işçilik Roma'da pek moda değildi. Onun yerine burada kesme taş, kesme tüf taşı kullanılmış. Sanırım taşın tüf olduğunu siz de anladınız. Hatırlayacağınız gibi tüf Roma'nın yerel bir taşı. Roma'da oldukça kaliteli bir tüf cinsi bulunuyor. Burada tüf kullanılmış. Üstteki kemerler ve sütunlar da tüftür. Başlıklar ise traverten. Daha önemli olduğu düşünülen yerlerde daha pahalı bir malzeme olan traverten kullanılmış. Tivoli'deki Herkül Kutsal Alanında gördüğümüz kemer sütun kombinasyonunu burada da görüyoruz. Yine bu yapıda da sütunlar işlevsel değil. Sadece bezeme amacıyla kullanılmış. Bu kemer sütun düzenlemesi ileride çok önemli bir uygulama haline gelecek. Bugün Tabularium'un içine girip devlet arşivinden geriye kalanlara bakmak mümkün. İçeride görülebilecek çok ilginç koridorlar, tonozlar var. Bu arada içeri girmek ayrıca keyifli. Zira burada Forum Romanum'un üzerinden şehri gören çok hoş manzaralı bir pencere var. Bu pencereden bakabilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz. Burada tabularyumun koridorlarından birine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kemerler taştan yapılmış ve sütunlarla desteklenmiş ama aralarında betondan yapılmış kubbemsi tavanları ile bir dizi bölme var. Yani burada beton ve taş malzeme birlikte kullanılmış. Kubbeler için beton, Romalıların ayrıcalıklı bir malzeme olarak gördükleri iyi işlenmiş taş da kemerlerde ve duvar bezemelerinde kullanılmış. Bu koridorlardaki ilginç özelliklerden bir diğeri de Burada bir dizi rampa, bir dizi de merdiven olmasıdır. Örneğin bir merdivende 66 adet basamak saydım. Bunların da üstü beşik tonozla kapatılmıştır. Burada gördüğümüz şey Romalıların bir yapı içinde gezen birinin farklı tatlar almasına özen göstermiş olmasıdır. Bazen düz bir yolda yürürsünüz, bazen rampa çıkarsınız, bazen de merdivenlerden tırmanırsınız. Yol üstünde de görsel efektler oluşturulmuştur. Yani binaya girmek, içinde gezmek bir deneyime dönüşür. Ama şunu da görüyoruz. Bunu özellikle bu derste sözünü edeceğimiz son yapıda göreceğiz. Romalılar kontrolü ellerinde tutma konusunda hiç tereddüt etmemişlerdir. Zaten de kontrol onlardaydı. Öyle ki bir yapıda geçilecek güzergah önceden kesin olarak belirleniyordu. Yani farklı tatlar alıyorsunuz ama bunu aynen Romalıların sizi yönlendirdiği biçimde yapıyorsunuz. Bu ilginç bir fenomendir. Erken dönem beton mimarlığına ait gerçekten çok önemli olan bir örneğe geçmeden önce Roma'dan son bir yapı göstermek istiyorum daha geç bir yapı ve aslında bir bakıma daha sonraki bir dersin konusudur. Bu Roma'daki Marcellus Tiyatrosu. İlk Roma İmparatoru Augustus tarafından yeğeni ve damadı Marcellus'un ölümünden sonra yaptırdığı tiyatro. Augustus kendinden sonra tahtın varisi olacağını umduğu Marcellus'un ölümünden büyük bir acı duymuştu. Marcellus aynı zamanda kızı Julia ile evliydi ve Augustus tahta onun geçmesini istiyordu. Ama ne yazık ki Marcellus çok genç yaşta öldü. Augustus inanılmaz bir yas içindeydi ve Marcellus anısına Roma'da bu tiyatroyu inşa ettirdi. Dediğim gibi tiyatro ya M.Ö. 13 ya da 11 yılında inşa edilmiştir. Augustus dönemi üzerine çok sayıda dersimiz olacak. Bu yapıdan o derslerde söz edebilirdim ama yapı Bugün sözünü ettiğimiz uygulamaların birçoğunun doruk noktasında sergilendiği bir örnek olduğu için bugünkü dersin bir parçası olmasını uygun gördüm. Burada Marcellus Tiyatrosu'nun bugünkü durumunu görüyorsunuz. Tiyatronun bazı bölümleri çok iyi korunmuş durumda. En azından şu ilk iki sırayı görüyorsunuz. Yapının korunma nedeni size ilk derste söylediğim gibi tekrar tekrar kullanılmış olmasıdır. Orta çağda kale, Rönesans döneminde de saray olarak kullanılmıştır. Şimdi ise lüks bir konut alanı olarak hala kullanımdadır. Google Earth'ün çok yararlı olduğu durumlardan biri. Tepeden bakmadığınız sürece bu antik yapının modern yapılaşma ile olan ilişkisini görmek çok zor. Google Earth'te yerleşime hem tepeden hem de üç boyutlu olarak bakmak mümkün. Tepeden baktığımızda yapının modern yapılarla ilişkisini görebiliyoruz. Bu arada tiyatro Kapitolinus tepesine çok yakındır. Roma'nın bu bölgesi Musevi mahallesi olarak bilinir. Geçmişte azınlıkların yaşadığı yermiş ve hala öyle anılıyor. Roma'nın en iyi bazı lokantaları bu civardadır. Burada hem antik Marcellus Tiyatrosu'nun cephesini hem de içindeki ağaçlıklı, çiçekli avlularıyla modern apartmanları görüyorsunuz. Alanın hemen dışında da bir başka ünlü tapınak, Apollon Tapınağı var. Marcellus Tiyatrosu'nun önünde yer alan bu tapınağın podyumu ve en az 3 sütunu korunmuş durumdadır. Bu yine Google Earth'ten. Burada sadece yapının günümüzdeki hali değil, canlandırma modeli de bulunabilir. Son birkaç aydır tüm eski Roma'yı ayağa kaldırma olanağına kavuştuk. Bunu bu semestir göreceğimiz tüm yapılar için yapabiliriz. Bu Marcellus tiyatrosunun bir modeli. Oldukça basit ama bazı özelliklerini görebiliyoruz. Ne yazık ki, başlangıçta terminolojiye biraz zaman ayırmamız gerekiyor. Ama söylediğim gibi birkaç hafta sonra bu işi tamamladığımızda artık bunu yapmamız gerekmeyecek. Bir Roma tiyatrosunun temel elemanlarından biri burada gördüğümüz yarım daire biçimli oturma alanı yani cavea'dır. C-A-V-E-A -E Cavea genellikle bir dizi kama biçimli bölüme ayrılmıştır. Burada görünmüyor ama Biraz sonra başka bir resimde göreceksiniz. Bunların her birine kuneus denir. C, U, N, E, U, S. Tiyatrolarda bir de sahne binası yani Skenai Frons vardır. S, C, A, E, N, A, E, F, R, O, N, S. Dersin içeriği bakımından bizim için önemli olan nokta, Yunanlar ki Yunan tiyatroları Roma tiyatrolarının ana öncü tipidir. Yunanlar tiyatrolarını tepe yamaçlarına inşa ederken Romalılar öyle yapmamışlardır. Onların kültürü şehir merkezine odaklı bir kültürdür. Dolayısıyla Romalılar tiyatrolarını tepe yamaçlarına yapmak zorunda olmak, bununla sınırlanmak istemediler. Bunun yerine beton sayesinde nereye isterlerse oraya betondan bir tepe yaptılar. Roma'nın tam göbeğinde bir beton tepe istediler, gidip oraya beton döktüler, sonra onun içini oyarak girişleri çıkışları ile binaya yaptılar. Marcellus Tiyatrosu için de yaptıkları aynen budur. Marcellus tiyatrosunun cephe ayrıntısına bakarsak, bunun da sözünü ettiğimiz diğer yapılar gibi betondan olduğunu görürüz. Bir taş çeşidi olan travertenle kaplanmıştır. Daha pahalı olan bu taş malzeme Augustus'un kararı doğrultusunda Tivoli'den getirtilmiş. Burada gördüğünüz gibi kesme taş bloklar, kemerler arasında sütunlar var. Sütunların daha önce de belirtildiği gibi yapısal anlamda herhangi bir işlevi yok. Sadece dekoratif bir unsur olarak kullanılmışlardır. Dekoratif amaç farklı düzenlerdeki sütun başlıklarıyla da kendini belli eder. Birinci katta dor, ikinci katta iyon kullanılmıştır. Olasılıkla üçüncü bir kat daha vardı. Ama burada bugün üstte görünen kısım daha geç bir evreye aittir. Ama sütunlu veya duvar ayağı olan ki hatırlayacaksınız bunlar düz sütunlardı, bir üçüncü kat vardıysa bunlar da olasılıkla Korint başlıklıydı. Zira bu tasarım daha sonra yapılmış olan Kolezyum'da da aynen kullanılmış olan bir tasarımdır. Sırayla Dor, İyon ve Korint. Ama burada en azından Dor ve İyon başlıklarından eminiz. Yani bu sütunların herhangi bir yapısal işlevi yok. Tamamen bezeyici olarak kullanılmışlar. Bir anlamda pastanın üstündeki krema gibi. Yapıda herhangi bir şey taşımıyorlar ama yapıya bir hoşluk katıyorlar. Burada Romalıların, Yunanlıların taşıyıcı eleman olarak kullandığı sütunu sadece bezeyici unsur olarak kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Sütunların asıl işlevlerini değiştirip başka bir amaçla kullanmışlar. Burada bunun çok iyi bir örneğini görüyoruz. Marcellus tiyatrosunun içine girerseniz koridorlarla karşılaşırsınız. Burada gördüğünüz ve ilk bakışta beşik tonoz gibi görünen traverten ayakları üstünde yükselen beton bir tonozdur. Ama bu beşik tonoz kavislidir. Kavisli beşik tonozlara teknik olarak halka tonoz adı verilir. Burada halka tonozun çizimini görüyorsunuz. Aslında beşik tonoz ama halka şeklinde kavis yapıyor. Yani bunlar Marcellus tiyatrosunda kullanılan halka tonozlar. Bu tonozlar daha sonra Kolezyum'da kullanılacak olan tonozlarla aynı tiptir. Tipik bir Roma tiyatrosu. Roma'daki Marcellus tiyatrosuna ve tipik bir Yunan tiyatrosuna bir göz atalım. Bu Yunanistan'da milattan önce 4. yüzyıl ortalarına tarihlenen ünlü Epidauros tiyatrosu. Temel farklılıkları göstermek istiyorum yüzeysel olarak benzer bir görünüme sahipler. Her ikisinin de orkestrası, oturma alanları, sahne binaları var ama aralarında bazı önemli farklılıklar da bulunur. Bunlardan biri burada göremiyorsunuz ama Yunan tiyatrolarında orkestranın yuvarlak, Roma tiyatrolarında ise her zaman yarım daire biçimli olmasıdır. Her ikisinde de oturma alanı yani cavea var. Burada da kuneus denen kama biçimli bölümleri görüyoruz. Bu da hem Yunan hem Roma tiyatrolarında bulunan bir özelliktir. Her iki tiyatroda da sahne binası var ama bu yapı Roma tiyatrolarında daha belirgindir. Ama iki tiyatro arasındaki en önemli fark daha önce de belirttiğimiz ve Epidavros örneğinde de gördüğünüz gibi Yunan tiyatrolarının tepe yamacına inşa edilmiş olmasıdır. Ağaçları tepenin bir kısmını burada çok net bir şekilde görüyorsunuz. Romalılarsa tiyatrolarını betondan yaptıkları tepeler üzerine inşa etmişlerdir. Gerçi her zaman değil, bazı istisnalar var. Tepenin konumu iyi ve özellikle de güzelse tiyatronun tepe yamacına inşa edildiği olmuştur. Ama bu iş için daha ziyade kendi yaptıkları beton tepeleri kullanmışlardır. Victor Emmanuel anıtından yani Vittoriano'dan daha önce söz etmiştik. Onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir 19. yüzyıl yapısı ama birazdan dersin içeriğine ne kadar uygun olduğunu göreceksiniz. İtalya Krallığı'nın ilk kralı 1. Victor Emmanuel için 1885 yılında yapılmış. Şehrin en önemli referans noktasıdır. Tekrar Google Earth'ten bir görünüm Bugün bu yapıyı göstermemin nedeni, anıtın Kapitolinus Tepesi'nin yamacında bir dizi teras üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Arkada Michelangelo'nun Oval Meydanı'nı görüyorsunuz. Yamaçta teraslama yapılmış ve anıt merdivenlerle birbirine bağlanan farklı seviyelerdeki teraslar üzerine inşa edilmiştir. En tepedeki teras heykellerle bezenmiş Buraya tırmanmak gerçekten çok hoş bir deneyim. Görülmesi gereken bir yer. Burada İtalya'nın Meçhul Asker Anıtı, nöbetçiler ve ebedi ateş ve daha birçok şey var. İtalya'ya son zamanlarda gitmemiş olanlar ya da yakında gitmeyi planlayanlar için belirtmem gerekir. Burası her zaman Roma manzarası seyretmek için çok güzel bir yerdi ama tırmanmanız gerekiyordu. Şimdi bir de modern bir asansör yapılmış. Asansörle eskisinden daha yükseğe çıkmak mümkün. Buradan görülen manzara Roma'nın görülebilecek en güzel manzaralarından biridir. Ne yazık ki geçen Haziran ben oradayken hava yağmurluydu. Roma'da o mevsimde pek yağmur yağmaz ama o gün yağdı. O nedenle çektiğim fotoğrafların çoğu karanlık çıktı. Ama her şeye rağmen şehrin en olağanüstü manzarasının izlenebileceği bir yer. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Ama bu yapıyı göstermemin nedeni tepedeki teraslamaydı. Bu tip fikirlerin geçmişi milattan önce 2. yüzyıla kadar uzanır ve bu tip yapılara dayanır. Bu hiç kuşkusuz Roma beton mimarlığının beton yapıtlarının şahane bir örneğidir. Bu milattan önce 2. 1. yüzyıllara ait, tarihten kesin olarak emin değiliz. Palestrina'daki Fortuna Primigenia kutsal alanı. Yapım tarihi tartışmalıdır. Birçok araştırmacı bu yapıyı Romalı General Sulla ile ilişkilendirir ve M.Ö. 80 tarihinde inşa edildiğini kabul eder. Bazıları da bu yapının daha erken bir tarihe M.Ö. 2. yüzyıla ait olduğunu ileri sürer. Yapı eğer M.Ö. 2. yüzyıla aitse bu daha da şaşırtıcıdır. Zira bu tarih yapının milattan önce 2. 1. yüzyıllarda yaşanan gelişmelerin sonunda değil, başında inşa edilmiş olduğu anlamına gelir. Ben de şimdi bu görüşteyim. Uzun bir süre derslerimde bu yapıdan bir Sulla dönemi yapısı olarak söz ettim. Ama son birkaç yıldır milattan önce 2. yüzyıl yapısı olarak anlatıyorum. Yine de tarihinin o ya da bu olmasının pek de önemli olduğunu sanmıyorum. Yapı ait olduğu zaman diliminde Neler olup bittiğini gösteren bir örnektir. Ama bana göre o zaman diliminin tarihi milattan önce 2. yüzyıldır. Burada yapıyı görüyorsunuz. İnanılmaz bir yapı, inanılmaz bir tepe kentin parçası. Kori gibi Palestrina'da güzel bir tepe kenttir. Burada yerleşim dokusunu birbirine bağlayan tüm bu güzelim kırmızı çatıları görüyorsunuz. Kasabanın doruk anıtı Fortuna Primigenia kutsal alanıdır. Romalılar yine bu tepe kentte de dönemin Romalıları için tiyatrosu, alışveriş merkeziyle bir cazibe merkezi haline getirilecek bir kutsal alana uygun göz alıcı bir yer bulmuşlar. Yine tüm yamacı kullanmışlar. Gördüğünüz gibi yamacı teraslayıp betonu dökmüş, rampa ve merdiven sistemlerini ve zirveye de tapınağı inşa etmişler. Bugün oldukça iyi durumdadır hala büyük bir kısmı görülebilir. Arabayla giderseniz arabanızı aşağıda buraya ya da yukarıda buraya park edip katlara rampalardan merdivenlerden çıkmanız gerekir. Böylece en üstteki gösterişli girişe ulaşabilirsiniz. Fortuna tapınağının kendisi zirvededir. O dönemde olasılıkla bir tür doğal kaya girintisi içine inşa edilmiş olan tapınak, ünlü bir İtalyan ailesi olan Barberiniler tarafından diledikleri zaman gidip oturabilecekleri küçük sevimli bir saraya dönüştürülmüştür. Bazı papaların da geldiği Barberini ailesi çok da becerikli bir aileydi. Bu küçük bir saray ama kutsal alanın en üst katını tamamını kaplar. Bunu biraz sonra göstereceğim. Bu bir Google Earth görüntüsü. Gördüğünüz gibi Google Earth her zaman işe yaramıyor. Palestrina gibi küçük yerleşimlere gidip buralardaki yapıları yakınlaştırmak istediğinizde net bir odaklanma elde etmek güç. Ama yine de burada yapıyı genel hatları ile görebiliyorsunuz. Farklı katlar ve en tepede saray binası. Bu da restore edilmiş görünümü. Bu yapının orijinal hali hakkında size bir fikir verebilir. Burada aşağıda küçük kemerli bir giriş görüyorsunuz. Ardından bu rampalardan çıkmanız gerekir. Her iki yönden de çıkmak mümkün. Burada da tabularyumdaki gibi kompozit bir sistem görüyoruz. Yani çıkış için rampa merdiven kombinasyonu var. Seçenekli bir yol var ama aynı zamanda önceden belirlenmiş bir güzergah söz konusu. Yani ilk girişte seçenek sunulmuşsa da, yani sağdaki veya soldaki rampa kullanılarak bir üst seviyeye çıkılabilir. Görüyorsunuz, antik dönemde rampanın üstü kapalıydı. Ama buraya geldiğinizde tek bir seçenek var. Bir üst kata merdivenden çıkmak zorundasınız. Burada gezilebilecek dükkanlar bulunuyordu. Ama buradan bir üst seviyeye çıkmak için tekrar merkezi konumdaki merdivenlere dönmek zorundaydınız ve en tepede de tiyatro formundaki merdivenler bulunuyordu. Yani bu yapı içinde de yaşanacak deneyim önemsenmiş ama aynı zamanda izlenecek güzergah Romalı tasarımcılar tarafından belirlenmiş. Aynı yapının bir başka görüntüsü. Burada da girişi, rampaları, sizi bir kattan diğerine çıkaran merdivenleri ve en tepedeki merdivenleri görüyorsunuz. En tepedeki gördüğünüz gibi tiyatro biçiminde. Bu yarım daire şeklindeki tiyatro hem yapıya ulaşan görkemli bir merdiven hem de gösterilerin izlendiği bir yer olarak kullanılmış. Tepede de eksetra olarak adlandırılan yarım daire şeklinde bir bölüm var. Bu yapıda çok sayıda yarım daire şeklinde mekan yani eksetra var. Bunlar kavisli alanlar ve içindeki sütunlar da bu kavisli hattı izliyor en tepedeki bu egzetrayı görüyorsunuz. Zirvede de Fortuna'nın kült yapısı. Küçük, yuvarlak bir yapı. Aslında zirvedeki kült binasının bu kadar küçük olduğunu görmek neredeyse düş kırıklığı yaratıyor. Peki Romalılar böyle bir inşaat yapmayı nasıl başardılar? Bunu burada gördüğünüz gibi bir tepe yamacını insan yapısı bir dizi terasa dönüştürerek başardılar. Teraslamayı yer yer beşik tonozlarla yapmışlar bir dizi beton beşik tonozu ve yol boyu inşa ettikleri diğer unsurları görebilirsiniz. Sonuçta burada gördüğümüz yapı ortaya çıkmış. Hepsi daha önce gördüğümüz unsurlar. Rampalar, merdivenler, kavisli duvarları destekleyen sütunlarıyla eksetralar, bir dizi dükkan. Gösterişli, tiyatrovari bir merdiven, en üstteki eksetra ve zirvedeki Fortuna tapınağı. Ancak Palestrina'da o merdivenleri tırmanarak yaşanabilecek bir deneyimi sınıf ortamında gözümüzde canlandırmamız biraz güç. Ama geriye kalan birkaç dakikamızda sizi biraz oraya götürmek ve tepenin ne kadar çetin bir yer olduğunu göstermek istiyorum. Buraya çıkmak ciddi bir tırmanış gerektiriyor. Bu aslında İtalya'da çok örneği bulunan ve insanın merdivenlerin Piri diyebileceği türden bir doğal oluşum. Böyle bir yere gidip zirvedeki tapınağa ulaşmak için ciddi çaba harcamanız gerekir. İtalya'daki en güzel doğal merdivenler elbette ki Amalfi kıyı şeridindedir. Amalfi'de defalarca tırmanıp inmeden gidebileceğiniz bir yer yok. Burada da durum aynen böyledir. Rampa yolun ne kadar dik olduğunu görüyorsunuz. Yine rampadan çıkıyoruz. Rampanın üstü antik dönemde kapalıydı. Şimdi açık. Rampa boyunca yürürken etrafta bazı başlık kalıntıları görüyoruz. Bu traverten başlıklar gördüğünüz gibi düşüp kırılmış. Fakat bu başlıklara biraz dikkatli bakarsak bazılarında sıra dışı bir durum olduğunu görürüz. Başlığın tepesi düz değil, eğimlidir. Neden böyle? Çünkü bunlar rampaların iç duvarları boyunca yerleştirilmiş olan sütunların başlıklarıdır ve bu nedenle de sütunların eğime uyumlu olması için başlıklara da eğim verilmiştir. Yunanlar asla böyle bir şey yapmazlardı. Bir başlık formunu değiştirmek onlar için dine saygısızlık olurdu. Ama buradaki mimar bunu bol bol yapmış. Yapmak zorundaydı çünkü başlıkları buradaki tasarıma uydurması gerekirdi. Tabii sütun kullanmayabilirdi ama kullanmak istemiş ve onları eğimli yaparak sorunu çözmüş. Yunan ve Etrüsk mimarlarının bu tip dine saygısızlık anlayışı, değişime gönüllü olmamaları, deneyimlere açık olmamaları Romalıların karşı çıktıkları ilkelerdir. Onlar dediğim gibi inandıkları değişim adına geleneksel Yunan ve Etrüsk mimarlığının bu ilkelerinden vazgeçtiler. Bu özünde çok Romalı bir yaklaşımdır. Burada gördüğümüz de tam budur. Yenilikçi geleceğin bir habercisi. Burada yine rampa, başlıklar, eğimli başlıklar. Ve burada hem duvarın hem tavanın beton üzerine opus inkertum kaplama olduğunu görüyoruz. Yol boyu ilerlerken bir dizi girinti dükkan olarak kullanılan girintileri görüyoruz. Hepsi opus incertumla kaplanmış, betonla yapılmış. Eksetra kalıntılarını görüyoruz. Bunların kavisli çatıları traverten başlıklı tüf sütunlarla desteklenmiş. Beton tonoz sistemlerini görüyorsunuz. Burada gördüğümüz yine halka tonoz. Kasetli tavanda yine opus inkertum kaplama kullanılmış. Opus inkertum ile bezelmiş duvar ve tonozlardan bir başka görünüm. Opus inkertum işçilikten bir başka ayrıntı. Çok şık bir kaplama olduğunu görmeniz için gösteriyorum. Ne yazık ki Roma döneminde üstü stuko ile sıvanmıştı. Yine tırmanılması gereken yolun ne kadar dik olduğunu görmeniz için çektiğim bir resim. Rampayı geçtik. Şimdi merkezi merdivenlerdeyiz. Yukarı çıkıyoruz. Gerçekten çok dik. Basamakların boyu çok kısa. O nedenle de tırmanmak epey zahmetli. Merdivenlerin sonunda Fortuna kutsal alanında olduğunuz gerçeğini hissediyorsunuz. Şimdi orada Barberini sarayının sizi saran kolları var. Ama sarayın kolları bir zamanlar orada olan eksetraların şeklini aynen taklit eder. Burada çok iyi durumda korunmuş olan tiyatro basamaklarını da görüyorsunuz. Bugün buradaki müzenin kapısına çıkan tiyatro basamaklarından bir ayrıntı görüyorsunuz. Dersi bitirmeden önce yapının zirvedeki Fortuna Tapınağı'nın ya da kült binasının restore edilmiş haline tekrar bir bakalım. Kült binası ne yazık ki korunamamış. Sanırım anıtın bu son görüntüsüne baktığınızda mimarların bu muhteşem yamacı teraslayarak betonla ne yaratmış olduklarını görebiliyorsunuz. Bir tür piramit, zirvede tanrıçasıyla bir tür piramit inşa etmişler. Kanımca Romalıların betonla yaptıkları bu piramit doğanın yarattığı tepeden daha etkileyicidir ve Romalıların milattan önce 2. ve 1. yüzyıllarda neler yapabildikleri konusunda çok iyi bir fikir verir. Bu tam Roma mimarlığıdır ve burada deneyimlenen unsurların semestr dersleri boyunca sözünü edeceğimiz mimari üzerinde uzun soluklu bir etkisi olmuştur. Teşekkür ederim.